Çağatay Ulusoy var mı? Kalmadı be abla. Bak şu soldaki Ahmet Kural. Ona verelim. Hafif baby face. Biraz rol de yapıyor bu. Bu hangisiydi? Abla bu çok acayip bir şey. Kaşı gözü ayrı oynuyor. Yap lan. Hoppa çoppa çoppa. Ay bu ne? Bu klarnet çalar, angar havası söyler, komik oynar, duygusal oynar. Yap bakayım. Güvercin uçuverdi, kanadını açıverdi. Yar yandım aman, ayrılamam. Seni seviyorum Feride. Ne diyor la bebe? Yok. Neyse, hayırlı işler. Abla, abla. Sadi Kemal Cengiz verelim abla. Şegi değil mi o? Şegi olur diyorsan, Şegi de olur bu. Sevimli, masum. Yalnız S'leri peltekli söylüyor bu. Yok, yok. Bu da olmaz. Öbürü kim? O. O Murat Cemcir. Bak, bu da çok iyidir. Komi oynar, duygusal oynar. İç Anadolu ağzını seviyorsan bundan daha iyisini bulamazsın. Bir tek ne dediği bazen anlaşılmıyor. Al, götür, bak, dene. Beğenmediysen fişeyle geri getir. Yok, kalsın. Şu sondaki kim? O daha yeni geldi. Biz de pek kurcalayamadık. Birkaç hafta sonra uğra, daha detaylı bilgi veririz sana. Oldu, tamam. Hayırlı işler. İyi akşamlar be abla. Gene bekleriz. Evrende ateş yakabileceğin tek gezegenin Dünya olduğunu biliyor muydun? Bizim şelale ateşi yeni buldu Feride. Denemişler mi başka yerde? Çünkü atmosferinde ateşi yakacak kadar oksijen bir tek Dünya'da var. İnsanlar büyük ihtimalle ateşi doğal bir yangında buldular. Belki sevdikleri öldü. Belki barınakları yandı. Ama o trajediden koca bir medeniyet doğdu. Ateş olmasaydı bugünkü medeniyet de olmazdı Ahmet. Sen böyle anlattıkça Karakter'in şarkısında Almanca konuşan sarı sakallı bir adam vardı. O geliyor hep aklıma. Sarı sakallı adam. He. Onun ne dediğini hiç anlamazdım ama o kadar güzel söylerdi ki sabaha kadar dinlesem sıkılmazdı. Çok ilginç iltifatlarım var ha. Şöyle sesini kalınlaştırıp alem fın alem fın alem fın dasa çeyrek açıp sağ şiş 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 kondamram kondam. Orayı söylesene kurban oldu. Ya gitme manyak. Hadi ne olur. Ne olur. Ya gerçekten dinler misin beni sabaha kadar? Ben sana sabaha kadar neler yapmam, kurban olduğum, damram, komram, komram, kobram. Ne diyorsun, anlamıyorum. Sahnede şarkı sözleri var, gel. İstisay Sergüdel. İyi misin? İyi değilim. Üstüne düştüm, otur. Ne kadar da aşık, bir o kadar kindar. Hayatın olmuş işler güzel. Mesut. Ben sana dün gece bana telefon bağlama demedim mi lan? Bağlamadım abi. Çaldı da mı bağlamadın, çalmadı da mı bağlamadın? Çalmadı da bağlamadım. Hadi ya. Hiç kimse aramadı mı lan? İyi, aferin. Bana bak, çalırsa da bağlama, tamam mı? Fıtı fıtı fıtı. Merhaba, biz tanışmıştık seçmelerde. Bilal değil mi? Ecevit. Bülent Ecevit'ten aklınıza gelsin. O zaman ben oturmayayım hiç, gideyim. Ha yok, şey yapmayalım, buyurun oturun, buyurun, buyurun. Şey yapmışım gibi oldu ama... Yok, estağfurullah. Siz şimdi ekipçe birbirinizi tanıyorsunuz ya, hani ben de tanıyayım dedim. Çünkü oyuncu olarak tanışırsak eğer rollerde daha kolay olur diye. O şey Şişman Bey de bana ama dedi, mutlaka görüşelim, kaynaşalım dedi. Şişman Bey? Selçuk mu? Yok, o değil. Daha şişman olan. Salih. Salih Bey. İşte ondan uzak durun. Aa, niye? Vallahi adını soyadını vereyim, Facebook sayfasına girin, arkadaş listesine görün, anlayacaksınız zaten. Arkadaş listesi, arkadaş listesi değil, Russian Institute'un sınıflarındaki yoklama defteri gibidir. Benden söylemesi yani. Yok, tövbe, uzak dururum ben. Murat, sen ezberledin mi lan rolünü? Bu yaştan sonra bayağı zormuş hakikaten. Üstem abi, senin bu bölüm repliğin yok ki. Mimim var, sesim var. Hanımefendi, günaydın. Siz de dizidensiniz sanırsam. Evet, ben de ekibe katıldım. Rüstem Bey, ben sizi tanıyorum. Seçmelerde görmüştüm. Siz tanışıyor musunuz? Tanışmıyor musunuz? Vallahi hanımefendinin adı şey. Vallahi acayip bir şey.
Hani böyle unuttuğun zaman sallayıp tutturacağım bir isim değil bir kere. Deneyelim. Bilal mi? Değil. Ne dedim ben? Biri benim andı ya. Ecevit. Memnun oldum kara kız. Hoppa çoppa. Sırada bekleyenleri bu kasaya alabilirim. Bu kasa boş. Burası boş. Buraya gelebilirsiniz. Bu kasa boş. Boş bu kasa boş. Hah dedem. Dedem kurban olan buraya gel. Bak müsait bu kasa gel. Bakma oraya. Bakma o tarafa dedem. Dedem gel ne olursun. Bak kesme şeker vereceğim sana dede. Ya dede geri sayımın başlamış. Kuyruğun sonunu göremeyebilirsin. Ay Serpil. Bu dizi işi olacak galiba. İnanamıyorum abla. Hala ben ona inanamıyorum ya. Kalbim pırpır atıyor. Bizim dizinin orijinalinde, orijinalinde demeyeyim çünkü ona kızıyorlar. Bizim dizinin esinlendiği dizide oynayan bir kız var. Adı Kate biliyor musun? Nasıl? Kimmiş? Güzel mi bari? Ben kadından 3 yıl sonra doğmuşum. Ama sanki o 3 yılda evrimde geriye doğru bir sıçrama olmuş. İnsanoğlu bir önceki aşamaya dönmüş gibi. Öyle deme be abla. İkimizin resmini yan yana koy bak. Bilmeyen birine göster. Aynı jeolojik çağda doğduğumuzu inandırmak imkansız. Abla abartıyorsun hakikaten. Öyle öyle. Hayır o değil, ülkemi rezil edeceğim diye korkuyorum. Bu dizi yayınlanırsa o rolü buna vermişler diye Amerika'daki bütün reality şovlara çıkarırlar. Ay inşallah abla, inşallah. Serpil, sen nasıl böyle güzelsin? Ay abla. Bırak. Benim nerem güzel? Yani en fazla ilk 10 canım. Ya bırak. İkimizin kazasına uzaktan bir bak. Benimki OGS, seninki KGS gişesi gibi. Ya bu güzellik işleri nasıl olacak? Böyle Allah vergisi gibi moda yoksa böyle sonradan geliştirebileceğim bir şey gibi mi? Kendine bakacaksın Ece ablacığım. Yani saçına, başına, kılığına, kıyafetine, sakalına falan özen göstereceksin ha? Doğru söylüyorsun aslında. Şimdi ben bir 10 kilo versem, gözlerim mavi olsa, tenim çok değil, 2 ton açık olsa, şöyle çillerim olsa, saçı başı yapsam, şu gıdımı şuradan söküp atsam. Yine temiz bir sinek kaydı. O zaman belki biraz benzerim Kate. Canlandı, canlandı. Ben Kate canlandı şu anda benim gözümde, değil mi? Acaba hangisinden başlasam? Sakal. Ben önce bir tuvalete gideyim. Önce ondan başlayayım ben çünkü çok tuvaletim. Çok sıkıştım. Şu anda bir dizi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu diziyi küçücük bir hangarda çekeceğiz. En fazla 7'ye 7 top döndürebileceğiniz bir halı sahada 50 kişiyle kol bastı oynamaya çalıştığınızı düşünün. Niye zor gibi bir şey konuştu bu? Ben düğünü halı sahada yapmayı planlıyorum. Olmaz mı ki? Ne diyor? Çabuk çevirin, çabuk. Ben düğünü halı sahada yapacağım dedi. Çok saçma oldu ama ben de yanlış anlamış olabilirim. Yanlış anlama yok. Bu parası da binlerce de nasıl vereyim düğün salonlarına? Halı sahada fiyat sordum saat 160 lira. Geniş alan, ışıklandırma her şey var. Çok makyum bence. Hani nişan atacağım diyordun. Yüzüğü takamadım daha parasızlıktan. Yüzüğü takabilsem nişan atmak kolay da. Yüzüğü takamadım. 10,5 lira ona takayım da. Kızın babası tesisat çıktı. Onu da beceremedim. Hakkı Bey. Ha? Bu çocuk beni resmen hipnotize ediyor. Çok ilginç bir aurası var. Beni içine çekiyor adeta. Diziden bahsediyordunuz. Ha? Dizi evet. Bu küçücük hangarı çah ada, çah oda, çah ambar, çah talımcı, çah soyunma odası, çah da küçük kaçamaklar yapabileceğimiz bir kulis olarak kullanacağız. Ve? Ve dekorun çok seri bir şekilde değişmesi lazım. Hakkı Bey. Hakkı Bey. Hakkı Bey. Ha, evet. Hiç şikayet etmeden gece gündüz çalışacak, kaşesi düşük, performansı yüksek, dikkatli ve tecrübeli bir ekip kurmam gerekiyor. Ve? Ve ben bu ekibi bir türlü toparlayamıyorum. Aslına bakarsanız toparlarım ama prensip olarak o fiyatlara çıkmam mümkün değil. Ben de gayri ihtiyari ihtiyarlarla çalışayım. Söz dinleyen tecrübeli bir ekip kurayım dedim. Ve ne tesadüftür ki aklıma hemen siz geldiniz. İhtiyarlara da yer var. Para koşun bakıyor. Para lazım bana. Hakkı Bey. Senin gözlüklerinin içinde beni hipnotize eden bir tekerlek var sanki. Ver o gözlükleri bana. Ver. Gözlükler senin olsun. Lan ver. Ah. Hiçbir şey göremiyorum. Harika. Çok güzel bir dünya bu. Resmen avatar. Ben daha net görüyorum her şeyi. Gözlükten mi görmemişim ben senin enerji? Uzatmayalım. İşimize bakalım. Aranızda vinç kullanmayı bilen var mı? Ben. Tamam sen. Bundan sonra sen vinç operatörüsün. Vinç operatörü Özgür Zafar'da. Malzemeden, envanterden anlayacak,
Geleni gideni, gireni çıkanı kontrol edecek birine ihtiyacım var. Ben varım. Tamam, sen. O da sen ol. Güzel. Bunu da alın aranıza. Çalıştırın, kaynaştırın, ortama alıştırın. Zaten aldığı para para değil. Şimdi hangara gidin. Set amiriniz ne yapacağınızı gösterecek size. Hadi, çap çap. Ulan, kim o lan? Gözüm var lan. Sen çalın kapısını niye çalamıyorsun lan? Hadi çal, hadi. Bir tık uzakta, hadi. Right click, right click. Hadi çal. Ne yapıyorlar acaba içeride? İki gündür içerideler. Hadi. Devam et. Aynı fü, ale und, aynı fü, aynen. Ay dur, tamam, söyleyeceğim, dur. Das Kartell je sava wir drinken in die ein. Ya Ahmet, bu ne ya? Söyleyemiyorum işte. Ya Feride, niye kesiyorsun kızım ya? Demek ben bunu bekliyormuşum. Sevdiğim kadının kartelin şarkılarının Almanca kısımlarını söylerken seyahat etmek hayattaki en büyük eksiğimmiş. Manyak. Ya saçmalama. Of, bak koca şarkıyı ezberliyorum sırf senin için ha. Yoksa ben hiç bilmiyorum bu adamları. Ya Frodo ya, şu an yeniden doğdum. Ne olursun kesme ya. Şu damran komramlı kısmı söyle. Hadi alem fo alem un alem fandas başar şarfiş va. İfas fiş 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 kim taş marm from thank you van damran komran kurban olduğum. Hadi be. Ya of Ahmet ya. Sie dich einmal undan. Çaldım vallahi, çaldım. Ulan geliyorum. Buyur canım. He. İyi günler. İyi günler canım. Eğer müsaitseniz annemler size oturmaya gelecekti. De annemler müsait değilmiş. O yüzden ben geleceğim oturmaya. Müsait değiliz, sevişiyoruz. He? Demek öyle. Bu evde karakter kısıtı var Salih abicim. Bizden başka kimse giremiyor. Değil mi bijon anahtarım? Ahmet. Neredesin? Gelsene, yatak buz gibi oldu. Benim canımı yerim. İh komun, ih komun. Sıvay minüte bitti. Wie heißt du? Wie heißt du? Ne, wie heißt du? So lang. Her Ağzın gibi aynı. Yürü git. Bana. Ich liebe. Schnell, schnell. Geldim, ich komme. Hop. Hop. Bak şimdi teker. Ahmetciğim, tamam. Tamam, yeter, yeter. Benim hazırlanmam lazım. Çıkacağım şimdi. Nereye yara? O mesai mi başlayacak? Bugün nöbetim de var. 36 saat çalışacağım. Ancak yarın akşama gelirim. Yarın. 36. Daha 3 dedik ya. O zaman hazırlanana kadar. Hadi. Damran komra. Ay ninfa ay ninfum das was söz. Yusuf sana kızım indirin de şan söylesene ne olur. Ya git başından artık. Pişmanlığından damran komranı söyle lan. Yok sana komran moranı. Komranı söyle. Muratcığım çok streslisin. Biraz rahat ol. Tülay, özellikle mi yapıyorsun? Ya niye anlamak istemiyorsun? Bu dizi benim son şansım. Ya niye öyle olsun? Yeni işler gelir, zaten geliyor. Çoğunu sen beğenmiyorsun. Tülay'cığım bak, hayat aynı kavşaklar gibidir. Tek fark o kavşaktaki trafik lambalarının rengi hiç değişmez. Bir taraf hep yeşil yanar, öbür taraf hep kırmızı. Ben artık yeşil yanan tarafa geçmek istiyorum. Ya tamam, geçmek üzeresin. Hatta geçiyorsun. Önümüzde mis gibi bir proje var Murat. Patatesin yanında beleşe verilen ketçap mayonez muamelesi görmekten bıktım ben Tülay. Anladın? Aa, yok öyle bir şey canım, yok. Ne yok? Ya ne yok ya? Ya al. Tülay'cığım bak şimdi, lokantalarda bazı şeylere para vermezsin. Nedir onlar? Tuzdur, karabiberdir, yemekle beraber kullanmış olduğun çataldır, peçetedir. Onların hepsi masada mevcuttur. Velev ki yok, o zaman çağırırsın garsonu, gelir anında getirir. Neden? Ben işte hayatımdaki bütün projelerde şu ana kadar böyle oldum maalesef. Bundan sonra böyle olmak istemiyorum Tülay. Benim hayallerim var ya. Şu ana kadar hep tuz oldum, karabiber oldum, kolonyalı mendil oldum, insanların pisliğini temizledim. Artık yeter, burama kadar geldi da. Allah Allah. Ben insanların o lokantaya gitme sebebi olmak istiyorum Tülay. Ana yemek olmak istiyorum. Oranın meşhur mercimek çorbası olmak istiyorum. Beyti olmak istiyorum lan. Ali Nazik olmak istiyorum. Bari kebap olmak istiyorum belki. Hamsiköy stajı olmak istiyorum. Ha, kuru fasulye olmak istiyorum. İnsanlar buradan kalkıp ta Bursa'ya kadar gidiyorlar. Niye? İskender yiyeceğiz diye. Niye? Meşhur çünkü. İskender'i herkes tanır. Murat, senin karnın mı aç canım? Şu sohbetten bunu mu anladın Tülay? Bravo.
bak bu rolü öyle bir çözümleyeceğim ki Tülay, yemin ediyorum sınıf atlayacağız. Yani sınıf atlayacağız derken aktörlük anlamında, yoksa ben birinci sınıfım, orası ayrı. Benim Uğur Yücel'den ne yemek Allah aşkına Tülay ya? Aha da buraya yazıyorum, Ali Nazik olacağım lan. Kaşarlı pide olmayacağım. Hiç acı çekmemişsin. İnşallah Allah ona da senin gibi uykuda ölmeyi nasip edermiş. Niye ağlamadın peki hiç? Dayım dedi ki kimseye hiçbir kötülük etmemişsin. Ona biraz borcun varmış. O da helal olsun dedi. Cennetlik misin Allah'ın izniyle? Uçmadan nasıl giderim cennete? Hadi Cevdet'im, sal beni. Sal. Biraz oynasak önce, son defa. Ecevit, gel buraya. Elleme kız. Bırak öğrensin. Düğün evi mi, cenaze evi mi belli değil. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel Ecevit. Hayat ballı börek değil Ecevit Hanım. Kalsın, kalsın. Bakabilirdim aslında. Ben hemen numaralarını gireyim. Çok bekletmem sizi. Yok, kalsın, kalsın. Ne kadar içsin? 5 lira. Abla, saatin geldi senin. Ha, evet. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Kurban olduğum bijon anahtarım. Neredesin? 50 kere aradım. Hastam vardı Ahmet, açamadım. Sen ne yaptın? Evden çıkmadın değil mi? Sıkıldın mı? Ya, kitap okudum ben de ya. Kitap okuyordun. Sen. Hı? Ahmet senin evinde tek yazılı nesne kapazinin. Ona da üşenmişsin, sadece AK yazmışsın zaten. Öyle deme ya. Metal Fırtına 1'i okudum ben en son. Görselliğe çok önem veriyorum. Resimlere bakmayı seviyorum ben. Ütü odasındaki dergilerden anladım ben zaten senin resimli şeyler sevdiğini. Ya onlar Salih abinin diye sana 50 kere söyledim be Feride'ciğim. Allah Allah, insanlık hiyeroglif üzerinden devam etseydi bayağı bir işim görülürdü yani benim. Resimlere bakarak ilerliyorsun, sonra bir bakmışsın, ana yazılar da bitmiş. Geçen gün sen alfabede çok harf var diyordun. Ciddi miydin onunla? O zaman biri bana yumuşak G'nin olayını anlatsın. O harfi çıkardığında telaffuzu değişen bir tane kelime söylesin bana. Bak değişen deyince aklıma geldi. Bence Ş harfi de çok gereksiz. Ahmet'ciğim kapatıyorum, hastam geldi. Biraz daha konuşsaydık, kurban olduğum. Ahmet'ciğim kapatıyorum. Seni seviyorum Feride. Görüşürüz Ahmet. Demedi yalan. Arkadaş seni seviyorum demedi yine ya. Hakikaten hakkının hakkı Hakkı'ya Hakkı Beyciğim. Siz geldikten sonra bütçemizde çok güzel bir rahatlama oldu. Sağ ol. Şenol Bey, sen 20 liranın Atatürk olmayan tarafında kim var bilir misin? Yok. Ben bilirim. Mimar Kemalettin var. 50 lirada Fatma Aliye Hanım. 100 lirada Hattat Buhurizade Mustafa Itri. 200 lirada da Yunus Emre var. Sen para işini bana sor. Sadece TL değil, Euro, dirham, leva, dinar, rupi, riyal, yeni peso da vardı harcığımda.
Fakat bu kadarcık bütçeyle hangardaki o koskocaman seti kurabilecek miyiz? Bir kunduza bu kadar çerçöple nehirde koskoca seti kurabilecek misin diye sorar mıydın Şenol Bey? Beni çok heyecanlandırıyorsun Hakkı Bey. Vallahi elimizdeki şu parayla neler yapabiliyoruz. Amerikalılar görsün de utansınlar. Nasıl ki sudan karaya ilk ayak basan o kurbağa, o ilk vırraklama sesinin dünyadaki bütün lisanlara ve hatta edebiyata doğru gelişebileceğini, evrimleşebileceğini düşünemediyse, Lidyalılar da icatlarının sanata, savaşa, mutluluğa ve ölüme dönüşebildiğini düşünememişler. Bu vıraklama evrilme örneği bir yerde gözüme çarptı sanki. Ne kıt diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hakkı Beyciğim, sayende paranın ne olduğunu anlamaya başladım. Para aslında bir çamur parçası. Kimin eline geçerse onun verdiği şekli alan bir kil. Bu kadar felsefe yeter. Biraz daha işimize gücümüze bakalım. Kanallara göndereceğim sunum dosyalarını bizzat kendim hazırladım. Myself. Çoluğa çocuğa teslim etmedim. No child. Set ekibini kendi eski ekibimden kurdum. Old man. Başına da çok güvendiğim birini getirdim. Hürsel. Benden habersiz. Kim lan? Nasıl olmuş Vedat? Ya Zehra, iki gündür beni eşekler gibi çalıştırıyorsun. Uyku yok, dinlenme yok. Hayır anasını satayım, bir de elim eline değmedi daha ya. Aynı çizgide olman hoşuma gidiyor Vedat. Böylece seni nasıl yöneteceğimi düşünmek zorunda kalmıyor. Ama çok yakışıklısın Vedat. Biraz göbeğin var. Ama o göbek sana nasıl yakışıyor, nasıl yakışıyor? Onu önceden bileydim ben ya. Seni demek güç tabii. Ama kendine has bir karakterin var Vedo. Bunu da söylemeden edemeyeceğim yani. Ya tamam Zehra, bak çok düzenli olmasa da iyi kötü cinsel hayatı olan bir insandım ben. Sana kitlendim, kitlenil resmen. Örüm orucuna girdim ben ya. Ben genç bir adamım Zehra. Hayatıma böyle devam edemem. Böyle konuşman çok hoşuma gidiyor Vedat. Hoşuma mı gidiyor dedin? Ha, hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyorsun. Hoşuma gidiyorsun. Çok yakışıklısın. Saçların çok güzel. Kaslısın. Beni tahrik ediyorsun. Geceleri yatmadan önce sadece seni düşünüyorum Vedat. Yalan söylüyorum değil mi Zehra? Evet. He ya. Ama belki de yalan söyleyemediğim için soruna evet cevabını vermişimdir. Ya da yalan söylüyorum derken aslında yalan söylüyorumdur. Kim bilir? Gücümü ben de yeni yeni keşfediyorum Vedat. Zehra, ben senin bu yalan söyleyebilen halinden acayip tırsıyorum ha. Tırsma lan, tırsma. Gel bir omzuma dokun bir kerecik. Gel, gel, gel. Dokun, dokun. Oley! Burada, burada. Oley! Burada. Oley! Üçlü yaptım yalan. Neden Zehra? Neden bu işkence ya? Neden? Gel benimle. Medeniyetin yüz karası bu demir yığınından kahkaha, gözyaşı ve eğlence çıkaracağız birlikte. Düş peşime Vedo. Göz yaşı çıktı bile Zehra. Korku tuhaf bir şey. İhtisasımı yaparken ilk cerrahi operasyonumu 16 yaşında bir çocuğun bel kemiği üzerinde yapmıştım. Bir kız. Ve sonunda 13 saatten sonra üzerini örtüyordum. Ve ben... Kim var orada? Ben varım. Çok özür dilerim. Ben geçiyordum buradan. Bizim karşılıklı oynadığımız sahneyi duyunca dinleyeyim dedim. Şey yapsanıza, buyurun, buyurun. Gelin. Tabii tabii, buyurun. Yok ben atlamayayım ya. Tutunarak geleyim şuradan. Adam gibi değil mi? Aşağı mı gelin, geri mi gideyim ben? Ya ben kaldım burada böyle ya. Eyvah. Şey yapalım, sağ eli alalım. Şey? Sol eli alalım. Nasıl bunu? Nasıl be? Böyle. Evet, aynen öyle. Şey yapalım, dolaşıp gelelim. Ha, oradan dolaşıp gelelim. Tabii canım, ne gerek var zaten böyle bir şey. Orada yol olması lazım. Etek giymeseydi bacakları uzatardın da sakat olur şimdi. Gülüsün gelsin ya. Hop. Bari buradan atlayayım dedim. Fıtı, fıtı. Kız doğdu. Ben ne zaman bir ortama girsem zaten hep kız doğar. Sizden değil yani, benden. Hayır yok, aklımda bir şey yoktu zaten benim. Bir ara anne babanızın siyasi görüşünü soracaktım. Sonra baktım saçma olacak. Niye saçma olsun canım, sorun. Şey, adınız Ecevit ya. Ha, ben şakayı da anlamadım. Tam total izleyicisi oldum gözünüzde. Yok, biz herkesi kucaklamaya çalışıyoruz da bazıları kucak sevmiyor. Tabii sevmeyen olabilir.
İsterseniz provaya başlayalım. Olur. Ama birazdan ben sete geçeceğim. Ne var ne yok görmek istiyorum. İsterseniz siz de. Tamam. Çok mu istekli göründüm? Biraz. Gidelim mi? Olur. Galiba ben de istekliyim. Masadan atlayayım mı? Gerek var mı? Gerek yok. Hadi Salih abi tuzla. Biraz da biberle. Parçala onu Sadil. Bak Salih abi CV çok önemli. İçi bir kariyer planın olduğunu sanmıyorum da ileride bu diziyi maddi olarak ekleyeceksin CV'ne. Oğlum bana mı diyorsun lan CV diye? Benim CV'm her zaman yanımdadır. Bak kimi zaman 200 dolar çıkışmadığında CV'm sayesinde ben ekstra işler yaparım. Her zaman CV'mi yanımda taşırım kardeşim. İyi de bu gençliğe hitap et. He, ben onun sayesinde ne işler gördüm biliyor musun? Bu dönemde işsiz kalırsın yalnız. He, son zamanlarda pek gitmiyor. Ulan şunları kaldırıyor musun? Çöpe mi atıyorsun? Yakıyorsun mu? Ne yapıyorsan yap. Feride gördü, izah edemedim. Ne diyeceğimi bilemedim be. Dergilerden KPSS'ye hazırlanıyorum. İki soru da buradan çıkıyormuş deseydin Ahmet. Sami. Ben onları kafamda birleştiriyorum. O yüzden üzerinde tek bir çizik bile yok deseydin. Cemil. Bilmediklerimi boş bırakıyorum. Bildiklerimi de taşırmadan dolduruyorum deseydin Ahmet. Kingöz sen KPSS'den iyi aldın değil mi? 89 aldım ayıptır söylemesi. Gir bilgisi iyi yani. Ondan da full çektim ayıptır söylemesi. Sayısal? Ordu Fen Lisesi'nde okumuşluğumuz var abi. Güzel. İyi o zaman. Bir siktir git. Tümcesinde. Kaç tane iyi var güzel kardeşim? Bana bir sayar mısın? Şunları da alın şuradan. Bırakıyorum buraya. Saat kaç bu arada? Sadiciğim bir sorar mısın kendisine? Saati icat edeli insanoğlu 6000 sene geçmiş. Acaba bir tane tedarik edememiş mi? Sadiciğim şuna sorar mısın saat kaç? Muhatap olmak istemiyorum. Aslında deminki tümceyi unutmadım da dua et araman var. Salih abi saat kaç? Sana kaç lazım lan? Vallahi 3.30 olsa iyi giderdi. Hem gün de bitmemiş olurdu. 3.15. 15 dakikada benden lan. Ayağın alışsın. Ulan sizin ben. Abi sen sete gideceksen beni de götür ya. Çok merak ediyorum. 15 dakikaya hazırlan. Ne diyorsun? Bak tip tip hareketler yapıp adamın sinirini bozma bak. Lan bu mu indir diyorum, indir. Lan ne bu mu? Sessiz sensin, indir şu kolunu. Hey Allah'ım. Yemedi mi diyorsun? Yemiyor mu diyorsun? Şu kolların ne işe yaradığını bir çözsen var ya, indireceğim bunları kafana. Abi, sen viş kullanmayı biliyor musun? Nereden bileyim? Buradan aşağı inmeyi gözün kesiyor mu diye önce onu sor. Ya madem bilmiyorsun senin ne işin var vincin tepesinde ya? Ya ben prensip olarak bilmiyorum demiyorum zaten. O kapıyı bir kenara atsak çoluk çocuk az kaldık demek. Allah'ım ya. Bunlar ne böyle yerde? Onları koyduk öylece. Bozuk. Hepsi mi bozuk? Arada bir cızırtı gelip gidiyor. Ejde bir radyosu gibi ne dediği anlaşılmıyor. Masuk olun bu kokusun kamyonuza. Yarım saatte nasıl söküyorum? Niye gelmiyorsun Allah sizler? Tamam. Kimse var mı sizin gibi kim? Tamam anasını avradın. Sikim de anasını avradın. Ulan ben anasını sikim anasını sikim. Çöpürünü de. Sikim anasını avradın siktim ya. Ters de konuşma ya. Anasını siktim ya. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan. Çıkarın lan. Tamam tersini bırakmıyorum. Çıkarın lan. Ne kadar sabi bir o kadar sabi. Gereksiz masraf. Prodüksiyonu zorlar. Bu yeniden doldurma işi çok saçma bence. Aksine mürekkep israfı. Ha o mu? Ben onu Vedat'a eziyet olsun diye yaptırıyorum. Adam duyduğumu bildiği halde yine de yapıyor ya. Geçen gün Ecevit'e atar yapmış. Atar yaparken de benim laflarımı kullanmış. Dön be dön, dön dön. Bol kağıt, az plastik, gani gani sunta. Nedir bu Zehra? İdeal ve ucuz dekor. Bunları öğreneceksin, rol modelini iyi izleyeceksin. Resimler orada. Ha, burada. Oo. Kimler teşrif etmişler? Buyurun buyurun. Oturun. Öyle bir bakalım demiştik biz ama. İyi yapmışsınız. Siz de mi geldiniz? Geldik. Ne yapıyorsun? Oo, eli çekelim yalnız. Oo, Ahmet Bey, Feride Hanım'ı bırakıp nasıl gelebildiniz? Boş ver ya. Freddy nöbette olduğu için kabustan çıkabildik. Sen ne dedin Salih abi Feride için az önce? Tamam tamam bırak ya. Adam işte kıskanıyor Feride'yi. Ulan ben Freddy'nin nesini kıskanayım lan?
Jasmine ben. Sadi hala konuşuyor bak. Boş ver abi, boş ver. Arkadaşlar, arkadaşlar, özel meselelerinizi başka zaman konuşun. Arkadaşlar, geçmişte aramızda bazı tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Gelmişini ama... geçmişini sikeyim ben seni. Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikeyim ben seni. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ay, öyle bir şey demedim ya, öyle bir şey der miyim? Demedim. Öyle bir şey dedim. Geçmişe mi yok bakmak lazım dedim. Neyse, neyse tamam. Biz bugün buraya tertemiz, bembeyaz bir sayfa çekmeye geldik. Arkadaşlar, vakit birlik olma vaktidir. Vakit zoru başarmanın vaktidir. Arkadaşlar, biz bu tekere çomar sokar, bu oyunu bozarız. Biz de yiyeceğiz bu reklam pastasından. Yedirtmem kimseye lan bu pastayı. Yedirtmem. Bir dilim ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim bu reklamdan. Ben de. Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Evet, sözü patronumuz, para babamız, babaların babası Şenol patronumuza bırakıyorum. Expecto Patronum! Ne yapayım ben? Uzayayım mı topuk yaylasına doğru ha? Sen de gülsene lan. Ya ben aranızda bir espri de şey yapmadım ama şimdi güleyim. Gül lan gül. Hay Allah ya. Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakkı Bey olmasaydı benim işim çok zordu. Hepinizin bildiği gibi bir işletmede karı bulmak için satış fiyatından maliyeti çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden karı arttırmak için ya maliyeti düşüreceğiz ya satış fiyatını yükselteceğiz. Karı mı dedi o? Karı demedi oğlum, karı demek istiyor. Şapka koymayı sevmiyor demek ki şapkasını sevdiğim. Satış fiyatını arttıramayacağımıza göre maliyeti yüksek tutmak karı düşürmek demektir. Karı düşürmek dedi işte, onu anlatıyor. Ya oğlum niye karı desin adam? Karı demek istiyor ya. Allah Allah, adam niye şifreli konuşsun oğlum? Önce şu ağzını yüzünü sil salak. Bu maliyet konularında ben çok kısa zamanda eğer üniversiteye gitseydim bilgi, birikim, deneyim konusunda Hakkı Bey'den edindiğimin yarısını öğrenemezdim. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şirketimizin bundan sonraki amacı karı arttırmaktır. Karı! Karı! Ne oluyor la ezik? Boş ver ya. Karı! Karı! Sen de o zaman. Uzun zamandır böyle bir vakayla karşılaşmıyordum. Hastayı entübe etmemiz gerekebiliriz. Sakin ol, sakin ol. Haydi kulum. Cindy Crawford. Samantha Fox. Nadide Sultan desin. Nadide Sultan. Burcu Esmer Soy. Şok tedavisine geçiyorum. Dilber Ay. Her gece rüyamda şimdi senin. Hep seni görmek zorunda mıyım? Her gece rüyam. Kara. Hırkanı ver. Hırkanı ver. Çabuk çabuk. Vedat'ı kaybediyorum. Kukla. Yalnız benim değil, annemin hırkası o. Şifa diyetin efendim, şifa diyetin. Kukla. Kukla. Hadi Vedat. Kukla. Benimle kal. Benimle kal dostum. Benimle kal. Kukla. Kukla. Hadi Vedat. Bizimle beraber. Hadi şimdi gidelim seninle ayran için. Sonra da Daily Motion'dan videolara bakarık. Hırka bizde kalabilir mi? Tabii tabii, ben istemem zaten artık onu. Sağ ol. Biz lazım olursanız ararız. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Ya biz nasıl insanlarla arkadaşız Sadi? Boş ver ha, boş ver, boş ver. Ne oluyor amına koyayım ya? Bir şey anlatıyoruz burada. Evet neyse, anladığınız gibi işler yolunda gidiyor, fena değil. Yarın kanallarla görüşmeye başlıyoruz. Ahmet, Murat, Sadi ve Ecevit Hanım. Yarın öğlen burada olun. Boş ver ya. Öğlen mi? Öğleneceğin şeyler var, evet. Yarın herkes burada olsun. Aksatmayın, hep beraber topluca gideceğiz, tamam mı? Hadi şimdi herkes işine gücüne baksın. İşinize, tipinize, dilinize, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza azıcık dikkat. Elimize, belimize. Elinize, belinize. Öyle gece hayallerde mayallerde dolaşmayın. Adam gibi uyuyun, öğlen burada olun.
ekibe de yeni karakter çok lazımdı anasını satayım. Salih, Sezercik filmindeki vuracağım kırbacı diyen çocuk sendin değil mi lan? Doğru söyle. Şu an senden öyle bir elektrik aldım da. Audition'a gittiydim. Benim yüzümden de sıkıştınız. Yani. Yok Ece bacım, estağfurullah. Olur mu öyle şey ya? Dur ben size yardım edeyim. Yok, ben açarım. Araba da çok güzelmiş. Önemli değil. Üstü açık nasıl olsa arabanın ister. Atlar iner. Biz de biraz bir şeyler görürüz. Oğlum. Ya yanlış anladınız kardeşim. Ben Feride için söyledim onu ya. Gerçi Feride'nin de artık her yerini gördüm de. Of. Evet. Boka sardı muhabbet. Buyurun. Değil mi Ahmet? Bacım in, gözümü seveyim. Hadi. İneyim ben. Yalnız kafalarınızı öbür tarafa çevirebilirseniz, çünkü huylandım ben az önce. Yardımcı ol. Ayıramadım, baktım ha. Vallahi baktım ha. Beyaz hadi, beyaz rahat ol. Takarım aslında ben bunu, benim elimden gelir. Takarım ben bunu. Oldu. Bir çekebilir misin onu? O değil. Aşağıda bak, şuradaki. Şuna bas. Oha lan. Oha, diziler birbirine karıştı ya la. Hesari, üstü açık arabayla Faruk Peker fantezisi yapmak şu ekipte bir tek senin zekana yakışır zaten. Kapanıyor oğlum bu arabanın üstü. Kapatayım mı? Kapanın. Sizin ekip biraz fazla maskülen sanki. Her daim sizinle beraber de işlerini umuyoruz. Bacım kusura bakma, herhalde düğmeler karıştı. Ahmet, Sade, yakalayın. Sıçacağım ağzınızı artık ha! Ahmetciğim, hiç Beykoz trafiğine girme, beni Kavacık'ta bıraksan. Biliyorsun Kavacık İstanbul'un en merkezi yeri. Hatta dünyanın merkezi. Yüzüklerin Efendisi gibi bahçıvan sen miyim lan ben? Niye her yere seninle geliyorum, niye? Ne sapa! İleride otobüs durağı var. Oraya bırakırım, oradan otobüste gelirsin. Hay Allah'ım ya! Amına koduğunuz arabanı! Pardon hacı ya, senin kafayı. Karakteri hala bir çözemedim ya. O böyle sorumluluk duygusunu üzerine bir giyebilsem, kesip biçiyorlar ya bunlar. Bayağı ciddi alıyorsunuz bu işi. Vallahi almak zorundayım. Bu işi de beceremezsek artık kariyerimiz yerlerde demektir. Ondan sonra çalgı çengi 2'yi de unut. Aslında sizin karakterin sorumluluk hissi sanki doktorluğundan geliyor. Anladım. Doktorluktan da hiç anlamam ben ya. Ben de hiç anlamam ya. En son lisede gitmiştim doktora. Öyle mi? Bayağı önemli bir şey olmalı. Benimle konuşan insanları duyamıyorum diye gitmiştim. Sonra doktorun neyiniz var sorusunu duyunca anladım. Meğer kimse benimle konuşmuyormuş. Benim de vücuttaki demir fazlası problemini sayamazsak, en son sünnet olmaya gitmiştim doktora lisede. Tokat Devlet Hastanesi, hiç unutmuyorum, birbirine girmişti hastane. Hemşireler gözlerinde büyütmüş beni. Şaka ya. Hiç ben de şaka. Orta sonda sünnet olmaya gitmiştim doktora. Hatta yanlış kesmiş, bir defa daha gittim. Ya şimdi bu ipler kendi kendine eriyecek dedi. Benim de şansım erimedi mi? Şişti mi bu? Davul gibi oldu mu? Görsem böyle yukarıdan baksam bendir. Haliyle yanlış kesmiş, öyle kaynadı gitti. Oldu o zaman, ben derhal odama çıkayım. Kapıyı da arkamdan kilitleyeyim. Tabii, sen git. Siz gidin. Zaten sohbet sarpa sarmaya başladı. Dikişlerimi göstermeden siz gidin. Ben o zaman... Ama o doktora mutlaka gidin. Rol için size çok faydası olacak. Görüşürüz. Ya yani doktorla görüşürüm. Ben bir doktora gözükeyim. Aklını sikeyim, bilimci. Aklını sikeyim ya. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun kıza sen ya? Fıttı. Adam üstü açık arabada mahsur kaldı ya lan. Yeminle belgeseli izliyor gibi Salih abi ya. Yaralı parmağı işeme, yaralı parmağı. Hey Allah'ım, yarabbim ya. Fıttı. Lan arkadaş, Amerikan filmi mi bu ya? Gel bir arabayı kilitle, bir üstünü kapat ya. Miami Vice mı buraya? Don Johnson kime diyorsun? Anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum. Niye öyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha ne? Hiç. Gel, otur. Anne, anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Niye ofluyup ofluyorsun? Yarını bile çıkaracak paramız kalmadı Ece. Bu gece son. Yarın buradan ayrılmamız lazım. Ya, dayıma mı gitsek? Aradım, telefonu cevap vermiyor. Yok mu senin hiç arkadaşın? Anne, benim ne zaman evinde kalabileceğim bir arkadaşım oldu?
Acaba seninle ikimiz bu gece aynı odada kalsak da yarın geceyi de uzatsak? Seninle? Hı. Aynı odada. Son kurşunu kendime sıkacak kıvama gelmedim kızım daha ben. Hani filmlerde canavar adama saldırır da adam onu öldüremeyince son kurşunu kafasına sıkar ya. Hani böyle umutsuz. Tamam anne, tamam, ben aldım mesajı, tamam. Gelmedi mi bir şey diziden? Yok, gelmedi. Ben de isteyemedim. Yarın belki çıtlatırım. Çünkü şimdi ben bu dizide başrol oynuyorum yani. Çok yoğun olacağım. O yüzden marketten ayrılmam gerekebilir. Sakın ha Ecevit. Elinde parayı görmeden sakın kızım. Vallahi aç bir ilaç ortalıklarda kalırız ha. Aman. Neyse. Ben gideyim şimdi. Sen de ne yapıyorsan onu yap. Anlamıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Annem niye böyle yapıyor ya? Seni... Efendim Melek? Ahmet, bu ayki kiran yatmadı. Farkındasın değil mi? Nasıl yatmadı lan? Hesabındaki para bitmiş. O üstü açık araban var ya, onun da kirası verilmedi tabii. Hallederiz ya. Acaba vadeli hesaptan mı çeksek? Olmaz. O paraya dokunmayacaksın. O filmin parası. Ahmet, sen her ne kadar kabul etmek istemesen de sıfırı tükettin artık. Şu kayıp dizisinden gelen paralar nereye gitti? Feride'ye birkaç hediye aldım. Ahmetciğim, yeni bir iş geldi. Parası da fena değil. Ne işi? Tıraş köpüğü reklamı. Seni kullanmak istiyorlar. Ulan istiyorlar da... Benim bıyığım var. İşte onlar da o yüzden istiyor zaten. Tıraş vurgusu daha iyi yapılabilirmiş. Sen bıyığınla özdeşleştiğin için. Olmaz. Ahmet. Olmaz dedim Melek. Ya sen hiç Orhan Gencebay'ı bıyıksız gördün mü kızım? Ha? Gördün mü? Garfield'ı, Hulusi Kentmen'i, Cemil İpekçi'yi bıyıksız gördün mü sen? Hı? Şahin Kağa'yı bıyıksız gördün mü? Hayır. Ya benim cevabım da bu işte Melek'ciğim. Nayır. Kapat. Ne kadar da başrol, bir o kadar gariban. Hayatın olmuş işler güçler. Hay bin kunduz, prodüksiyon aşkına. Ulan, dimam karıncalandı, yemin ederim. Resmen sihir bu, sihir. Sermet Erkin misin lan sen? Ben de yabancıyım bu aletlere. Bilseydim zamanında bizim kurgucu Aykut'a da öğretirdim. Biz de yapardık, çeşitli sitcomlara satardık. Tüh ya. Her istediğimizi koyabiliyor muyuz buraya? Koş şöyle eğlenceli bir şey. Hah, dur. Hakkı'cığım, kalk kalk. Kalk sen de katıl partiye. Kalk, seni de çekiyoruz. Kalk. Ben ne anlarım Şenol Bey? Çağıralım Vedat'ı, o yapsın. O gelinceye kadar şimdi kalk ya. Parti. Ya hiç sevmem parti. Gereksiz israf. Faydasız eğlence. Çok güzel. Hadi kıvır biraz. Kıvır. Kıvır. Ya oturmaya mı geldik? Hadi. Ya şimdi Şenol Bey, çalışanlarımızın önünde ne gerek vardı? Daha canlı, daha canlı. Bir de daha canlı. Yahu bende en üst limit bu. Bak utandı tek başına. Dur ben de geliyorum. Çevir şu monitörü. Çevir, çevir. Evet. Hadi daha canlı. Kıvır, 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 kıvır. Lan harika. Yapıştır. Tamam. Başka neyin var? Araba geliyor. Lan oğlum yavaş. Bakkaldan mı aldın ehliyeti? Hıyarası. Ne güzel oynadım ya. Oh, çok güzel bu ya. Başka, başka. Hakkı'cığım soğuk. Üşüyoruz. Bu ne soğuk? Soğuğa sormuşlar. Memleketin neresi diye. Sivas'ta doğdum ama Erzurum'da yaşayacağım demiş. Soğuktan mı şive değişiyor? Tabii Erzurum. Donduruyor adamı. Dur dur. Başka. Ana. Ana. Aman Hakkı canım, Hakkı, Hakkı. Tamam tamam, güldük eğlendik. Biraz da ücreti konuşalım. Aa, çok memnun kalmadık ama senin de işin görülsün diye fena da bir sistem değil. Bütçe söyle, ayağımız alışsın. Dur dur, sen söyleme, biz söyleyelim. Ona bırakmayalım Şenol Bey. Bölüm başı 3. 3 ne? 3 TL. Çok değil mi ya? Yahu bir şey söylesene. Kaldı çocuk öyle. Yani yarın işten izin almam gerekebilir.
Ama böyle de mimliyorlar gelmeyenleri, atacaklar diye korkuyorum. Aman Ecevit, macera arama kızım şu saatten sonra. Ama insanın başına kaç defa böyle bir şey gelir ki? Oyuncu olmak hayal gibi. Vallahi herkes paçayı kurtarır, sonunda sen aç kalırsın. Kalırız. Kalırlar. Kalmışlardır. Aman kalırlarsa kalsınlar. Anne sen bana niye inanmıyorsun bir türlü? Niye başaracağımı düşünmüyorsun hiç? İyi geceler ya Hayatım. Kızım, hayal kurup kendini oyalama diye. Hayat ballı börek değil Ecevit Hanım. İyi geceler anne. Ay ne oldu şimdi kız? İyi geceler anne. Gideyim bari. Anne. O senin hırka vardı ya sarı. O artık yok. Ne demek şimdi bu? Yok. Demek. Ay çok beğeniyordun ya onu da başını yedin. Alo. Serpil. Aa çok hasta oldum ben canım. Ha? Ha? Nezle oldum nezle. Ne bileyim üşümüştü. İşte. Şey sen idare etsene beni yarın ablacığım. Ha ha abla hadi. Bak konuşamam hadi kapatacağım. Hadi. Hadi öptü. Hadi. Allah'ım sen bana yardım et. Ne oluyor anlamıyorum ki ya. Niye bekletiyorlar bizi şimdi? Ne oluyor? Alırlar birazdan. Relax. Bu sektörde bekletmek racondandır. Salih abi. He. Gerekmedikçe konuşmuyorsun abi. Konuşursan da İstanbul şivesi kullanıyorsun, tamam? O biraz zor. Niye lan? Çünkü ben İstanbul şivesi anlıyorum ama konuşamıyorum. Salih abi bu görüşmeler önemli abicim. Gözünü seveyim bir acayiplik yapma ya. Hiç anlıyor musun lan? Geçebilirsiniz, oda hazır. Hele şükür. Oh be. Şapka. Saçlarını nasıl görüyorsun? Bakayım. Güzel. Buyurun hocam. Hadi. Affedersiniz, siz kanal yöneticisi misiniz? Yok, sekreterim ben. Estağfurullah. Nasıl? Hanımefendi, siz dosyaları dağıtın lütfen. Salih abi daha dakika bir başladın ha. Oğlum ne yaptım ki lan ben? Sekreterim deyince içimden böyle bir şey aşağıya doğru gitti benim. Bir sus ya Allah aşkına bir sus ya. Sen niye buraya oturdun? Patronlar mı duracak buraya? Bahçe var. Bok ye bok. Yeme şunu. Ya arkadaş niye yemiyorum ya? Önümüze koymuşlar ben bunu niye yemiyorum ya? Abicim görüşmelerde sen o poğaçayı yersen bizi zayıf gösterirsin. Yapma ya. Kaç siktir diye durun mu lan bu? Tamam o zaman bir tane daha yiyin. Sen de yanıma alayım ya yanıma. Biz kanal olarak projeyi ilginç bulduk açıkçası. Allah razı olsun efendim. Yalnız bir sorumuz olacak. Hanımefendiyi tenzih ederek soruyorum tabii ki. Bu kadar çirkin adamı bir araya getirmek için çok uğraştınız mı? Azıcık kız koyun şuna ya. Alımlı, genç, zayıf. Şöyle mini etek giydi mi seyirci başka kanala geçemesin. Öyle kızlar koyun. Öyle işveli cilveli. Bu reyting arttırır. Tamam, hikaye çok iyi olabilir. Ama güzel kız yoksa iş yaş. Bir de gönül ilişkisi kurun. Mümkünse ikili, üçlü. Hatta abi kardeş olsun. Birisi kardeşe sarsın ama abinin bundan haberi olmasın. Bizde böyle şeyler çok gidiyor. Üçgenler, dörtgenler kurun. Halk geometri istiyor. Yakında üç boyutlu yayın yapacağız. Analitik geometriye geçiyoruz. İsterseniz Türkiye'de bir ilki imza atıp üçgen şeklinde birbirimize takalım. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? Üç tane genç birbirine takmış kafayı, hayın tarlasına çevirmişler. Zinhar Adası'nı. Hı? Bir de bu senaryonun mizah dozu biraz az. Nasıl olur efendim? Mizah bizde gani gani. Az derken tam olarak? Yani bunu biraz dondurmam kaymak gibi yapabilir misiniz? Beyefendi, beyefendi biraz uzak kalmadık mı? Acaba biz yanınıza mı gelsek ha? Yok yok böyle iyi. Herkes yerini bilecek. Biz bu telif işini araştırdık. Bu telif işi çok karışık. Biz bunu telifiyle uğraşmayalım. Siz sanki kendi hikayenizmiş gibi çekin bunu. Bu hikayeyi.
Kayıp dizisini kendi hikayemiz gibi. Ha, tabii tabii tabii, kendi hikayeniz gibi. Ama efendim, benim C.C. Abrams'a karşı olan kişisel hayranlığım böyle bir şeye asla müsaade etmez. Never, never! C.C. Abrams bizim kanalın müdavimi zaten. Her sabah kadın programlarımıza telefonla katılır. Canlı yayına gelmişliği var. Yok artık! Ben de onu diyorum ya, yok artık. C.C. bizim kanalımı izleyecek. Çak gitsin, başın mı ağrır? Vallahi benim başım ağrıdı bile ha. Kız koyun kız. Kız koyun. Güzel kız koyun. Mini etekli kız koyun. Kısa şort da olur. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. İyi mi geçti yani? İyi geçti, iyi geçti. Ne istiyorlar, neler tutuyor onları öğrenmiş olduk. Zaten isteklerini bize maille atacaklar. E o zamana kadar ne yapacağız peki? Kız koyacağız. Mini etekli, renkli gözlü. Hafif yollu, kısa şortlu. Biraz işveli, çok da seksi olacak. Bunlar gibi olmayacak. Bunların yüzünden hiçbir kanal bizi seçmedi. Hadi gidelim işimize gücümüze bakalım. Murat, bize gidecek mi birader? Takılırız. Bakıyorum deme, güneş girip duru birader. Yengen nöbekte oğlum bu akşam. Ben de o mevzuyla ilgili konuşmayacağım seninle. E iyi, o zaman bize gidecek. Hem takılırız hem de konuşup dururuz oğlum. Yürü. Hadi gari. Cem giri be. Ne oldu onlar? Onlar Ahmetlere gittiler. İyi, ne oldu? Anlatsana sadece. Ne diyecekler hala? Anlattılar, not aldık, arayacağız dediler. Bu kadar. Bu kadar. Hadi gidelim. Cevit Hanım, siz otele mi gideceksiniz? Eğer otele gidecekseniz otobüs durağına kadar bırakalım. Yani bırakalım derken beraber yürümek. Zahmet etmeyin hiç. Biz zaten bugün otelden ayrılıyoruz. Hadi ya. Ne yapacaksınız? Vallahi bilmiyorum ki. Bakacağız artık. İşte ev tamir olana kadar. Siz iki kişisiniz değil mi yavrum? Hı. Bir anam bir ben. Garibanız işte. Ne kadar kira vermeyi düşünüyorsunuz? İşte bizi öldürmeyecek, karşı tarafı da süründürmeyecek kadar. Öldürmeyiz. Sadi, senin odanda iki yatak vardı zaten değil mi? Bizi öldürmeyecek kadar dedim ama ben. Ve karşı tarafı da süründürmeyecek kadar dedi yalnız. Hala o odada ben kalıyorum, ben ne yapacağım? Anladığım kadarıyla sizin ev pek parlak değil. Ben hiç rahatsızlık vermeyeyim size. Parlak, parlak. Değil, değil. Mat ev. Böyle solgun, berbat bir rengi var. Bir de sen benim eniştemi tanımıyorsun. Bunlar var ya. Yatır var evde. Heh, cinli o ev. Şimdi sen düşün. Yok, yok. Ben size gerçekten rahatsızlık vermeyeyim. Yok, ne münasebet, ne rahatsızlığı. Sade, 6 aylık kiranı cebren aldık zaten. Gerisinin de geleceği belli değil. Ya sen de kira ver ya bu iş kötü yerlere gidiyor. Bak söyleyeyim. Hazır kira veren de var. Yani Sade. Ama ben... Salonda Sade, salonda. Ya ben yine salonda kanepede mi yatacağım ya? Ha? Benim ağrıyor benim. Siz buyurun gelin, hatta bugün taşının hayırlı uğurlu olsun. Kirada da anlaşırız, öldürmeyiz. Şimdi ben düşünüyorum. O zaman ben eve gideyim de kimsenin rahatını bozmayayım. Ne oluyor la bu hareketler, bu tripler neyle bunlar? Ya boş ver. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Kira bu ay sarktı da biraz. Bir hata mı oldu acaba? Sarktı mı? Allah Allah. Bir hata var herhalde. Ben Melek'le konuşurum. Kusura bakmayın. Bir hatırlatayım dedim sadece. Kusura bakmayın. Eyvallah. Ne oluyor lan? Yok bir şey ya. Melek'le konuşurum ben. Yatırmayı unutmuştur. Kardeşim, nakit sıkışıklığın varsa söylesene oğlum. İstesene halinden. Lan bir yürü git, kocuksuz deniz gezmiş. Param var lan benim. Tamam tamam kızım, hemen sitersin biliyoruz oğlum. Sitarım lan tabii. Of ya Murat, takılalım dedim de kardeşim, ertelesek olur mu? Şu Meleğe gideyim de ben bir hesabını sorayım şunu. Sen ne kırk fikirli insansın Ahmet Kural ya. Tamam şey yaparız. Yalnız benim Feride'yle birkaç gün takılmam lazım. Yok nasıl sen? Nasıl laf lan o? Tamam tamam, dur hemen oğlum, Allah Allah ya. Doktor değil mi oğlum bu kız? Doktor öneceğim oğlum ben de, işte hastaneye eve gideyim bakayım diyorum, takılayım şunda birkaç gün. Hani hareketler, tavırlar, psikoloji, yeminli kesmiyor mu oğlum bunlar? Ha. Hem bahaneyle ben de görmüş olurum lan. Akşam gidelim mi teyzemin evladı? Olur halamla oğlum. Hem aklımda bir numara var, ne zamandır yapamıyorum. Hem onu da yaparım dayımın kızı. İyi. O zaman görüşürüz Eltim. Sen şimdi şunu alıyorsun. Özürüp özürüp harcıyorsun kız. Nasıl olur? Hesapta para olması lazımdı. Enişteme gidelim abi. Eniştem saat tamircisi.
Abo. Melek. Alo Melek, kızım bana acilen iş bulman lazım bak, tamam mı? Dublaj mublaj olur acil. İşi sana söyledim Ahmet. Ondan başka diyorum kızım. Ya ondan başka iş yok. Yani şu diziden para gelinceye kadar seni idare ederdi işte. Bu iş olmaz diyorum kızım. Ben de başka iş yok diyorum Ahmet. Ya yeter be, ona olmaz buna olmaz. Ya bıyığın kökü sende değil mi? Kesersin çekimden sonra bırakırsın tekrar uzar işte. Ya o bıyık ilk çıkarken böyle tüy tüy duruyor ya dudağın üstünde. Ben o anı yaşayacaksam ölürüm daha iyi kızım. Öl o zaman Ahmet. İş bu. Senin ben iflanı... Vadeli hesap bu. Emin misiniz bozuk para çekmek istediğinize? Eminim. Para lazım oldu da. Siz bilirsiniz. Ne kadar da perişan bir o kadar artist. Hayatın olmuş işler güçler. Ahmet Kral sen bildiğin romantikmişsin ya lan. Adamın içinde Don Juan de Marco varmış da bizim haberimiz yokmuş. Vay arkadaş ya. Yok lan. Romantizm cinsel tercih gibidir. Ne kadarı kendinden ne kadarı dışarıdan kaynaklı bilemezsin. Feride de öyle yapmış olabilir be. Olsun. Sen gene de şey yapma Feride iyi kız. İyi tabii lan. İyi de işte bazen öyle bir sinirleniyor ki kardeşim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Taş kesiliyorum vallahi. Aga! Sinirleniyorsa zaten korkmayacaksın. Yüzüne gülüyorsa korkacaksın. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Tecrübeyle sabit. Çıkmayan lekeyi şekersiz çay bırakmaz. Şekerli çay bırakır. Anladın? Kızcağız seni ne güzel seviyor işte oğlum. Duygularını ifade ediyor. Tadını çıkar, keyfini çıkar. Ah şu halimize bak ya. Ne varmış lan halimizde? Allah'a şükür keyfimiz yerinde. Gül gibi geçirip gidiyoruz kardeşim. 2 sene öncesini hatırlıyorum da. Cebimde 5 kuruş para yoktu lan. Arkadaşlarımla beraber yemeğe gideceğim diyordum. Bokuma karışıyordu. 1 lira para yoktu oğlum cebimde. 1 lira lan. Helal. Masadan kalkarken tuvalete giderdin hesap ödememek için. Vücut öyle güdülendiydi ki artık evde bile yemekten kalkacağım zaman çişim geliyordu. Murat, benim paralar suyunu çekti lan. Nasıl suyunu çekti lan? Ahmet Kural standartlarında mı çekti? Sadece bir cımbız standartlarında mı çekti? Sadece standartlarım var lan. Adamın hayatı ilkokul birilerinin okul bahçesinde yaptığı sıradan karışık. Bir dakika, bir dakika. Paralar suyunu çekti ne lan? Sen filmin parasına dokunmadın değil mi kardeşim? Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, bir arkadaşımdan borç aldım şimdilik. Teyzemin evladı bak, bu dizi bizim için çok önemli. Eğer bunu da yüzümüze gözümüze bulaştırırsak yandığımızın bittiğimizin resmidir. Bak resimden anlıyorsun diye söylüyorum. Çok iyi hazırlanmamız lazım Murat. Mini etekse mini etek, gerekirse biz giyelim mini eteği. Abartma bir, abartma ya. Film işine odaklanmamız lazım diyorum oğlum sana. Biz bu rezilliği niye çekiyoruz? Geçen Hakkı'yı gördüm, Şenol Baytar'la konuşuyordu. Adam oğlum olursa adını tasarruf, kızım olursa vadeli koyacağım diyordu lan. Ya bırak, çekirdeği olduğu gibi çıkıyor diye adam domates yemiyor lan. Kımbıldan bahsetme şimdi bana. Kardeşim bak şu sektörden azıcık bir şey anladıysan bize bu sektörden kimsenin hayrı dokunmaz. Bizim bu filmi kendimiz yapmamız lazım nokta net. Doğru. Doğru tabii oğlum. Kardeşim sen şimdi paraya maraya sıkışırsan benim mutlaka haberim olsun. Ben sana her türlü ayarlarım anladın? İdare ederim ben sağ ol. Sağ ol düşündüğün için. Ha geldik. Haydi bakalım. Doğuştan Romeo. Show must go. Ne oldu? Neye çağırdın? Doktor hanım bir hasta geldi kafası sarılı. Hı. Sizden başka kimsenin müdahale etmesine izin vermiyor. Sizin hastalıkmış. Allah Allah. Fıtı fıtı fıtı. Hastası. Hastasıyım. Ahmet ne oldu? İyi değilim Feride. Dur bakayım. Kim sardı başını? Hatırlamıyorum. Ahmet bu ne? Ahmet 2 saat sonra eve geleceğim zaten. Niye yapıyorsun bunu? Sürpriz yapıyorum Feride. Ahmet bak, 36 saattir çalışıyorum. Uyumuyorum. Nelerle uğraştığımı söylemek bile istemiyorum. 4 tane lahma yaptı. 4 tane bildiğimiz lahma. Tamam sen gidebilirsin hemşire hanım, ben ilgilenirim. Ahmet, biz normal insanlar sizin aksinize çalışmamız lazım.
Para kazanmamız lazım, sıkıntı çekmemiz lazım. Uyumamamız lazım. Ama biz sürpriz olsun diye yaptık Feride. Bak bunları yapabilelim ki para kazanalım. Sonra markete gidelim, ihtiyaçlarımızı alalım. İhtiyaçlarımızı üreten firmalar daha çok para kazansın. Biz daha çok satın alalım diye daha çok reklam versinler. Onlar daha çok reklam verince sizin diziler ve siz daha çok para kazanın. Sonra biz eve gidince televizyonda sizi izleyelim, bu sırada reklamları görelim. Sonra daha çok çalışalım. Sonra yine hop markete gidelim. Ama sen de abarttın yani Feride. Ya siz, biz normal insanları böyle engellerseniz bu Allah'ın belası döngü nasıl devam edecek? O zaman şey yapalım biz ya Murat. Hadi gidelim oğlum. Oh, ya Ahmet, çok özür dilerim. Ya, önemli değil. Nerede hasta? Şu tarafta doktor bey. Of şüphelendi söyledi işte ya. Ya bizim başhekim de nöbetçi bugün. Çok ters bir adam. Benim sizi hasta gibi göstermem lazım. Murat bir şey düşün oğlum. Ne düşün lan? Yavaş yavaş. Telefonu niye çıkardın? Ne bileyim lan. Gel buraya. Niye bakıyorsun? Ne oldu? Ne vuruyorsun lan? Şamara yiyince ateşin yükselir. Ateşi çıktı deriz. Sen niye vurdun lan? Neyim lan? Kitapsız. Tamam Ahmet otur. Murat. Hastanın nesi var? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki beni seviyorlar doktor. Şey var ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Kafa travması. Bunlar ne? Piknikte oldu kaza. Arkadaşın kafasına piknik tüpü düştü. Ben alelacele böyle sarayım dedim ama o sırada işte börtü böcek falan girmiş oldu. Bir tane tırtıl gördüm. Sağ kulağından girdi, sol kulağından çıktı. Şimdi yarık falan yok. Kanamada da, şişkinlik de yok. Biz biraz şaşkınız. Acaba diyorum içe doğru bir şişkinlik olabilir mi? Tıbben böyle bir şey mümkün mü? Tamam. Hastanın kafa röntgenini bir alalım. Gerekirse bu gece müşahede altında tutarız. Ben de öyle yapacaktım. Kolay gelsin. Sağ ol doktor. Allah'ım günlerimiz nasıl geçiyor ya? Oo. Sen şimdi beni şahide altında mı tutacaksın lan? Ha? Damran gomran da yatar mıyız? Ben en iyisi sana bir kafa röntgeni yazayım. Ha. Sen seversin. Ahmet. Bak ben iş hayatımı, sosyal hayatımı ayrı tutmaya çalışıyorum. Sen de buna saygı duy, olur mu? Tamam, özür dilerim. Hadi ben geleceğim iki saat. Feride. Ha. Ben seni çok seviyorum. Ben geleceğim. Ne yapıyorsun lan? Kapak fotoğrafı Ahmet Kur'an. Ver lan şunu. Aşkın yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Dermanı yanılır, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma. Benim gönül yarama. Dokunma doktor. Pı pı pı. Sen bana niye vuruyorsun lan? Ha şey başlayacak ya. Ney? Salih abicim bir iki dakika dur gözünü seveyim ya. Hah geldi işte. Feride gel. Yavaş gelme fıtı fıtı gel. Fıtı fıtı fıtı. Otur. Şimdi beni iyi dinleyin. Biliyorum bir süredir karşınızda bambaşka bir Ahmet Kural görüyorsunuz. Sen iş hayatımı, sen özel hayatımı, sen de benim özel hayatımı temsil ediyorsun. Bunları ben son dönemde birbirine bayağı bir karıştırdım. Biliyorum sizi hiç mutlu edemedim. Bundan sonra karşınızda bambaşka bir Ahmet Kural göreceksiniz. İşlerini birbirine karıştırmayan bir Ahmet Kural. Hele şükür yani. Ama şartlarım var. Melek, sen benim menajerim olarak beni çok iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun. Biliyorum. Ama beni yapmak istemeyeceğim şeyleri yapmaya zorlama. Ben senin iyiliğini düşün. Zorlama Melek. Benim bozamayacağım kurallarım var. Salih abi, ben seni çok seviyorum abi. Canımdan ötesin arkadaş, abi. Ama abicim, Feride varken de yokken de istediğin zaman sana kapım açık sonuna kadar. Gel misafirim ol. Başımın üstünde yerim var. Ama artık şu acayipliklerini eve taşıma abi. Artık Feride var.
Tamam lan. Bundan sonra evde acayiplik yok. Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum. Bir de Feride'ye saygı duy abicim. İsim takmak falan yok artık. Ne ismi? Frodo diyor ya. Freddy. Frodo değil o. Freddy. Böyle tırnaklı herif var ya o. Maşallah. Tamam lan, o da yok. Feride, kurban olduğum, senden de çok özür dilerim ama sen de bana ters ters konuşma. Elim ayağım birbirine dolanıyor ya. Tamam. Özür dilerim. Ben de size söz veriyorum. Bundan sonra karşınızda bambaşka bir Ahmet Kural göreceksiniz. Bambaşka. Senin uykun geldi. Hadi sen yorgunsun. Ya da beraber yatalım. Siz de benim söylediklerimi iyice bir düşünün, tamam mı? Kapıyı çeker çıkarsınız. Allah rahatlık versin. Belki tamran komran yaparız. İyi geceler. İyi geceler. Ya ben her şeyi Ahmet için yapıyorum. Yani onun iyiliğini düşündüğümden. Ya ben? Ya ben Ahmet'i sevmesem kıskanır mıyım ya? Günlerimi, gecelerimi harcıyorum ona daha iyi işler kapabilmek için. Ben Ahmet için kanımı dökerim. Canım feda ona bile. Ama bir gün gelecek, Ahmet çok iyi yerlere gelecek yani, biliyorum. Böyle ada en iyi oyuncularla anılacak. Bir gün gelecek, Ahmet Kural zirveye çıkacak. Bir gün gelecek, Ahmet en tepeye çıkacak. Bir gün gelecek, Ahmet bu alemin kralı olacak. Siz zahmet etmeseydiniz Salih Bey. Aman efendim, zahmet ne demek? Sizin gibi iffetli bir hanımefendiye arabasına kadar eşlik etmek bana şeref verir efendim. Zaten bu saatte buralar it kopak doludur. Gerçi beni de o sınıfa sokabilirsiniz ama sizin gibi güzel ve iffetli bir hanımefendiye karşı böyle şeyler düşünmem söz konusu dahi olamaz. Gerçi burası güzel muhittir ya. Yoksa rahmetli dedem burada oturmazdı benim. Gerçi rahmetli dedemin de ne mal olduğunu biz ailece anlayabilmiş değiliz. Neyse, onu da başka zaman anlatırım. Şimdi ölümün arkasından konuşmuş gibi olmayayım ben ya. Ya bu arada gidiyoruz ama sizin araba... Fıtı fıtı. Aba, lan bu nasıl kadınmış ya? İnsan bir geceler der, bir görüşürüz der ya. O kadar naziklik yaptı, muameleye bak ya. Fıtı fıtı. Ya bunu açık bırakmışsınız buraya, insan düşer ya. Allah Allah! Mahallenin her şeyle Salih ilgilensin. Her şeyle. Nerede yani şimdi Zehra? Ne yapıyor? Ne yapsın abi? Hangarda çalışıyor. Dizi sektörünü biliyorsun, sabahlamalı. Uykusuz her gece. Vay arkadaş. Merhaba. Akşamlar. Sakıncası yoksa aranıza katılabilir miyim? Tabii tabii şefim, buyurun. Şunu arayayım. Sekeriz. Buyurun. Annem görmez inşallah. Görmez, görmez. Benim odam... Daha doğrusu sizin yeni odanız arka tarafa bakıyor, görmez. Annem uyudu zaten. Zor uyanır o. Şey yapalım o zaman, ne yapalım? İçelim. İkinci sınıf filmlerin vazgeçilmez kahramanlarına. Bize yani. Bizim markette hiç satılmayan şeyler olur. Böyle kimsenin almaya tenezzül etmediği kekler, bisküviler, tıraş kremleri falan. Bunlar birikince biz bunları kolaların, içeceklerin falan üzerlerine matlarız. Bazen şöyle bir şey olur. Bu ürünlerden bazıları çok iyi çıkar. Aslında çok iyilerdir ama markalarından, ambalajlarından falan kimse fark etmez onları. Bu ürünleri fark eden insanlar tekrar gelirler. Bu sefer parayla almaya başlarlar. Kendi özel müşterileri olur bir anda. Reyon'un küçük yıldızları oluverirler. Yani demem o ki, hayat bu. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. İçelim o zaman. İçelim, içelim. Sen öyle bisküvi, kek falan olunca getir, yeriz. Karakam Merciye. Cinayi şebeke. Ne oldu? Bir şey yok. Kurban oldum sana. Uyu, uyu. Bakayım şöyle.
barkodu silinmiş. Kalsın, kalsın. Bakabilirdim aslında. Ben hemen numaralarını gireyim. Çok bekletmem sizi. Yok, kalsın. İkisine kadar. 5 lira. Bah, 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 bah.